Kıymetli dostlar cümleten selamun aleyküm. Seçim sonrasında şunu dile getirmiştik daha seçim bitmeden önce. Seçim sonrası en büyük gündem maddesi Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Çünkü bugüne kadar yaptıklarının hepsinin faturasını ödemek zorundalar diye anlatmıştık. Gizli bir protokolden de o dönem bahsetmiştik. Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılan. Onlar ne kadar bu protokolün ayrıntılarını vatandaşla paylaşmasa da biz eninde sonunda ortaya çıkacağının detaylarını sizlerle paylaşmıştık. İyi Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepkiler geliyor. Hoyratça heba edilmiş bir güven diyorlar. Peki neden söylüyorlar? Zafer Partisi lideri diyor ki 3 bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı alacaktım. Kendim de İçişleri Bakanı olacaktım diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na bu soru soruluyor ve Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki gizli bir protokol vardı ama maddeleri söyleyemem. Bu ne gizlilik arkadaşım? Devlet mı saklıyorsunuz. Bu vatandaştan oy istiyorsunuz ama her şeyin üstüne örtüyorsunuz. Sizce bu gizlilikten vatandaş rahatsız olmuyor mu? Oluyor. Sandıkta vatandaşın bundan ne kadar rahatsız olduğunun cevabını da aldınız. Kendi partisi dahil kimseye söylemeden koltukları verdikçe verdiğini canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu ifade etti kabul etti, itiraf etti. İttifak ortakları ise bu durum içerisinde çıldırıyor. Kim çıldırıyor? En önemlisi İyi Parti. Çünkü İyi Parti bu ittifaktan, bu ticaretten hiçbir şey alamamış, en çok oyu vermiş. Yani aslına bakarsanız en iyi parti. İyi Parti hani bunlar diyor ya iyiyiz. En iyiyiz, en ayiyiz aslında. Oldu bunların durumu enayi gibi ortada kaldılar. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, parti yönetimi ve Millet İttifakı ortaklarından gizlice protokol imzaladığını itiraf eden Kemal Kılıçdaroğlu. Bunlara tepkiler yağıyor. İyi Partili Turhan Çömez, Ankara'nın karanlık dehlislerinde pazarlıklar yaptı diyor. 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarının yankıları hala iç da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zaferin ardından çalışmalara hız kesmeden başladı ve devam ediyor. Birçok adım attı. Bunlardan en sonuncuları NATO ve Körfez turuydu aslına bakarsanız ve bir Kıbrıs çıkışı da vardı. Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulundu. Muhalefet cephesinde ise sular durulmuyor. Ecraattan yana hiçbir şey yok. Arada bir heykel yapıyorlar. Geri kalanı sadece kumpas, kaset, kavga. 3K kuralı. Kemal, Kılıçdaroğlu ve bir K daha ekleyin ama isimler öyle değil. Kaset, kumpas, kavga, kaos, Kemal, Kılıçdaroğlu. Başka hiçbir şey yok. Her şey K. Biri de diyor yani. Ya KK diye diye kaka olduk diyor. Öyle ki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa ve değişim çağrıları yükseliyor. Kılıçdaroğlu ise bu süreçte kendisine yönelik çağrılara karşı savaş verirken bir yandan da gerçekleştirdiği gizli görüşmelerin açına, açığa çıkmasıyla mücadele ediyor. Bunlardan bir de seçimin son günlerine doğru anlaşma sağladığı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı protokol. Ben İçişleri Bakanı olacaktım diyor Özdağ. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında söyledi. Yazılı mütabakatımız var. Üç bakanlık, Milli İstihbarat Teşkilatı, Kemal Bey'le mütabık kaldık. Bazı şeyler sözlü anlaşmaydı. Ama bakanlıklar yazılı mütabakatta vardı diyor. Net olarak bunun altını çiziyor. Öztrak ise Faik Öztürk, Dede bakan, kendi bir bakan, öbürkü bakan yardımcısı, diğeri milletvekili sülale boyu bunlar böyle biliyorsunuz sülale padişahlık düzeni var bunlarda. Bu söylenenler üzerine büyük yankı uyandıran açıklamaların ardından gözler CHP çevresine çevrildi. Konuyla ilgili basın toplantısında açıklama yapan CHP sözcüsü Faik Öztrak, Zafer Partisi ile kamuoyuna açıklanan bir protokol yapıldı. İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilgili bir madde yer almadı dedi. CHP'de Ümit Özdağ'ın 3 bakanlık ve MIT iddiasına yalanlama geldi. Bakın bu noktada önemli bazı ayrıntılar oldu. Bazı isimler ve çevreler şu uyarılarda bulundu. dedi ki bakın yalan söylüyor yalan söylüyor diye zorlamayın adamın elinde protokol var kapı gibi. Çıkartır öyle enayi gibi kalırsınız diye ikazda bulundu bazı çevreler Cumhuriyet Halk Partisi. Nde. Bakın benim burada dikkat çekmek istediğim bunlar tanıdık gelen kavgalar ve gürültüler. Mesela şunları bilmek lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'na soruluyor diyorlar ki altılı masa ne durumda? ittifak? O bir seçim ittifakıydı. Şu anda öyle bir ittifak yok. Yok oldu. Dağıldı diyor. Şimdi eğer ki kazansalardı güçlendirilmiş parlamenter sistem hani sadece seçim ittifakı olan bir ittifak nasıl yapacaktı bunu? Mümkün değil. Bunu kamuoyuna kanıtlamış oldular. İki. Herkesin söz hakkı olacaktı. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı yardımcılarına yani altına masadaki diğer paydaşlardan habersiz hiçbir şey yapamayacak. E masa dağıldı. Seçim ittifakıydı diyor. Yani onlar yalandı diyor. Vatandaşı biz kandırdık diyor. Türkçesi bu. Bunu da koy cebe. Bir diğeri. Ümit Özdağ şunları 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 bunları bunları veriyorsun. Bir günde dağıtıyorsun pay ediyorsun. İttifak ortaklarının hiçbirinin bu protokolde yazılıp çizilenden, imza atılandan, konuşulandan, talep edilenden, verilenden, hibe edilenden haberi yok. Bu nasıl bir ittifak ya? Siz bununla mı yönetecektiniz Türkiye'yi? Bakın sizi. Kemal Bey'e oy verenleri ne kadar aptal yerine koyduklarını ki bunu yapanların başında kendisi geliyor. Çok net bir şekilde görebileceğimiz bir resim var arkada aslında. Bakın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içi darbe hazırlananlar var. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı. CHP'lilerin online toplantıları afiş oldu biliyorsun. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaseten bu kadar güçlü olmasına aslına bakarsanız çok mantık düzleninde bir yere oturtamıyorum. Ama CHP içerisinde çok güçlü olduğunu kabul etmek lazım. CHP'lerin online toplantıları afiş oldu. Medyaya düşen görüntülerde CHP'nin ağır topları çok değil iki ay önce seçilmezse Türkiye mahvolur diyerek oy istedikleri genel başkanlarını devirmek için plan yaptıkları ortaya çıktı. Toplantı kayıtlarını izlerken siz ne düşündünüz bilmiyorum ama ben ciddi ciddi üzüldüm. Zira Cumhuriyet Halk Partisi'nde beceremiyor, kazanamaz denilen alternatifi bunlarsa vah halimize. Baksanıza aralarında bir gizli toplantı bile yapamıyorlar. Hele o Engin Altay'ın ağzında içtiği var ya tütün ürünü. Verdiği hani o şey var. Cama cam diyen dayı pozları. Tesellimiz Kemal Bey bu ekibi çiğ çiğ yiyecek güce sahiptir demek teselli gibi teselli değil mi çünkü şu bir gerçek Kemal Kılıçdaroğlu partisinin içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun Zoom toplantısında yanında topladığı insanları üçe çarp alayını çiğ çiğ yiyecek bir güce sahip mantıklı mı değil değil ama bu kadar güçlü işte kıymetli kardeşim güçlü bu gücü Cumhuriyet Halk Partisi tabanı her şeye rağmen Kemal Bey'e veriyor vermeye de devam edecek. Çünkü dünküleri çok var, çok anlattık. Bir kere kafa var, çok fena kafaları var. Taş gibi kafaları var. Heykel kafalı bunlar, heykel. Anladın? Mı? O yüzden taş gibi kafa var bunlarda. NATO kafa, NATO mermer. Ekrem İmamoğlu bir tarih verdi, onu da anlatalım. Görsel ekranlara verelim. Ekrem İmamoğlu şu anda muhtemel bir tatilde, kıymetli dostlar. Nerede olduğu, ne yaptığı, ne etti bilinmiyor. Birkaç tatilini bu şekilde gizledi. Kamuoyunda çok gündem olmamak için. Şimdi önemli bir açıklamada bulundu. CHP isimlerin bir anda bir arada olduğu o gizli toplantı medyaya sızdırıldıktan sonra başlayan kriz devam ediyor biliyorsunuz. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son açıklamasında değişimle ilgili düşüncelerini toplumla paylaşacağını belirterek elbette ki farklı insanların fikirleriyle olgunlaşıyor dedi. Tarihi seçim sonrası yenilgi hazımsızlığıyla birbirine giren Cumhuriyet Halk Partisi'nde işler gün geçtikçe karışıyor. Değişim isteyen partilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde yaptığı Zoom toplantısı Kılıçdaroğlu'nu devirmek için yapıldı açık ve net ortada. Kemal Kılıçdaroğlu da böyle bir şeyi tamamını izlemedim ama etik bulmuyorum ne gerekiyorsa yaparız mesajını canlı yayından Ekrem İmamoğlu'na verdi. Gizli toplantının medyaya sızdırılmasıyla partide ana günden bir anda ihanet oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise katıldığı canlı yayında konuyla ilgili yaptığı açıklamada etik olarak rahatsız etici dedi. Ne gerekiyorsa yapacağını sinyallerini verdi. Toplumla düşüncelerimi paylaşacağım dedi. Kim dedi bunu? Ekrem İmamoğlu. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan İmamoğlu bu videoya Gerek kalmaksızın 1-2 hafta içerisinde toplumla düşüncelerimi paylaşacağım dedi. Ben başından beri arayışı olan bir insanım. Ayıp yani ya dedi. Toplantının ihanet olarak nitelendirilmesini doğru bulmayan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı. Yok canım herkesin sorumlulukları var. Ben genel başkanla 4 kez görüşmüşüm. 2 kez telefonla konuşmuşum. Yazışmalarımız var. Genel başkanla konuşuyorum bu mevzuları. Genel başkanla konuşan bir insanım ben. Ben arayış içinde olan bir insanım falan filan. Ayıp yani dedi. Ama bakın şöyle bir akıl tutulması var. Diyor ki parti içerisindeki dengeleri parti merkezinde bilmem kimle konuşursun. İlçe başkanlarıyla, il başkanlarıyla konuşursun. Belediye başkanlarıyla konuşursun. Milletvekilleriyle, yeni eski milletvekilleriyle konuşursun. Görev almış önemli isimlerle konuşursun falan filan diyor. Bunlar normal diyor. Peki bu konuşmalar genel başkanından habersiz, genel başkanına yakın isimlerden habersiz yapılıyorsa, alışa geldik bir durum değilse burada, burada kıymetli kardeşim. Bir ihanet kokusu var mıdır yok mudur? Vardır ya. Vardır. E bunu da inkar edecek kadar yüzlerinden yoksunlar. Öyle diyelim. Çünkü mesela virgül koyalım buraya onlar için söylemiyoruz. Yüzsüz kelimesini kullandığında bu adam geliyor sana dava açıyor. Bu kadar. O yüzden bazen virgül koyuyorum. Bakın benim anlattıklarım ağır diyenler var. Ağır konuşuyorsun diyenler var. Ki ben özetin özetini konuşuyorum. Daha konuşsam çok konuşurum. Ve sansürleyerek konuşuyorum aslına bakarsanız. Hani bu bazı olaylar yüzünden sansürlemek zorunda kalıyoruz. Az önce de anlattığım gibi bir değişim kadrosu varmış. Bu Zoom toplantısında bir araya gelmiş. İhanet etmeyi bile ellerine yüzlerine bulaştırmışlar. Becerememişler ama... Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunların her birini isim isim vermek gerekirse onu da verelim. Onu da verelim. Kim oldukları ortaya çıksın. Bakın Özgür Özel, Bülent Tezcan, Engin Altay ki ben kendisinin mecliste önemli görüşmelerin yapıldığı anda telefonundan iskambil oynadığı görüntüleri de ekranlara getirmiştim. Onlar da milyonlarca defa izlendi. Selin, Sayek, Böke, Onur Salada Güzel gibi gibi birçok isim vardı burada. Bu isimlerin hepsini Kemal Kılıçdaroğlu çiğ çiğ yiyecek kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde güçlüdür. Değişim o kadar kolay olmayacaktır. Direnebildiği kadar direnecek. Kıymetli dostlar paylaşarak daha fazla insana gerçeklerin ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, hoşçakalın efendim.